Şimdi ne kadar güzel değil mi? Bir dönem hatırlıyorum sizin o ayrılık sürecinde. Abi çok gençler baksana Allah aşkına. Kaç yaşında evlendin? 18,5-19'a yakın. 18 diyebiliriz yani. Rafet abi, güzellik yarışmasına girmiştim ben. Oraya girdiğimde, Miss Turkey'ye girdiğimde Rafet de orada şarkı söylemeye gelmişti. Rafet de 28 yaşındaydı. 27-28 yaşındaydı. Yani 10 yaş var aramızda. 9-8 yani 10'a yakın. Yani. 68 doğumlu. Nasıl başladı peki? İşte Uğur Kaneres bilirsiniz yani, onu da maşallah. Selamlar olsun buradan. Aynen. Dans yeteneğim çok fazla güzel demek bulmuş sağ olsun. Beni en öne koymuştu. O zaman da Rafet'in Leyla şarkısı var. Leyla aynen. O ara ikimiz orada dans ettik. Ben ona baktım, o bana baktı. Bize aşık olduk. Ve gerçekten de bizi evet, Rabbim evladım. Aynen taçlandırdı iki evlatla. Ne güzel. Aynen. Allah bağışlasın. Çocuklar büyüdü. Biri 22 yaşında değil mi? Küçük olan 21, büyük 23 yaşında. Maşallah. Daha dün gibi değil mi? Şimdi dönüp baktığın zaman sene oldu 2020. Bak ne kadar sakin konuşuyorsun, ne kadar böyle tabii şey yapıyorsun. Tabii ki hepimizin öyle yaşı kesinlikle büyüdü. Kesinlikle. Nasıl bir pişmanlık duyuyorsun mesela geçmişle ilgili? Yani pişmanlık hiç duymuyorum. Rafet abiyle ilgili demiyorum kesinlikle yani. Kesinlikle. Yok, hayatımda yaşamış olduğum birçok şey de hayatımız acısıyla tatlısıyla pişmanlık değil, kendime dersler çıkararak. Tabii bunun engellemelerini yaşadım, bunun üzüntülerini yaşadım. Her insan gibi yaşadım. Ünlü ya da ünsüz hiç fark etmez. Acı hepimiz için acı. Ama bunlardan ders çıkarabilip önümüze tekrardan doğru adımlarla devam etmek gerekiyordu. Kızlar büyüdü, belirli bir yaşa geldiler. Artık velayet mevzusu falan biliyorsun kalmadı. Tabii kalmadı. Almanya'dan İstanbul'a veya Almanya'dan dünyanın hangi ucuna giderlerse gitsinler, bizim çocuklarımız onlar. Ama biz onların peşine gideceğiz. Aynen öyle. Rafet Almanya'da yaşıyor. Beraber yaşıyorlar. Yeşim, Edvan, Su ve Şevval. Seneler önce Rafet Elroman'la turneye çıkmıştık böyle yurt dışında, Avrupa turnesine. Ondan sonra her sabah ben tabii çok erken kalkıyorum. Abi o turnede o çocukların, ya benim her zaman da söylerim, inanılmaz iyi bir babaydı. Yani uzaktan gözlemlediğin zaman daha iyi anlıyorsun, biliyor musun? Bakıcıları yoktu ve çocuklar çok ufaktı. Abi hepsini ayrı ayrı tabak getirdi götürdü. Yapar. Tabii şimdi ben kendi eşimde tabii Hira ile olan şeyiyle kıyaslıyorum. Aynı derecede. Maşallah. Ama huyları benzemez. Amin. Yani Rafet'i inanılmaz severim. Yani benim için inanılmaz büyük ve saygı duyduğum bir müzisyen. Sanatçı kesinlikle. Ama bizim Tuğba, ben, Rafet yani o kadar güzel anılarımız var. Bir tanesini anlatmadan önce. Çünkü bu gerçekten çok komik aslında yani. Tabii komik seneler tabii geçtiği için söylüyorum. Şimdi Rafet Elroman bir dönem ben mankenlik yaptım. Çok daha şarkıcı, yeni yeni şarkıcıydım. Dedi ki ben sana albüm yapacağım dedi. Ama yer gök Rafet Elroman inlerken onun bana albüm teklifi, yani ayaklarım yerden kesildi bir şekilde. Tabii canım böyle, ondan sonra bir yemekte buluştuk. Bayağı ünlü bir restoranda gittik. Ondan sonra ben böyle mutlu mutlu işte konuşuyoruz falan filan. Hediyeden mevzular açıldı. Ondan da Tuğba da dedi ki ya doğum günü ya evlilik yıl dönümleri. Ondan sonra dedi ki Rafet bana çok bir şey olmuş ama geçenlerde dedi bir hediye geldi, çok şaşırdım dedi, çok da mutlu oldum dedi. İşte. Böyle paketi bir açtım dedi, bir sürahi. Ben de dinliyorum şimdi, sürahi evet, evlilik yıl dönümü sürahi, hani anlamlandırmaya çalışıyorum. Bu kadar sevindim dedi yani, hiç bana hediye almaz falan filan. Sonra altına bir baktım ki dedi bilmem ne belediyesi teşekkür ederim. Aynen. Abi bu çok iyiydi ya. Kesinlikle yani bu mu dedim. O benim hayatımda hep şeydir, biliyor musun? Bir de tabii annemden kalma. Annem böyle, ya hepimizin annesinde vardır. Eli boş gitmek diye bir şey yoktur ya. Hep evden bir şey paketleriz ya böyle bir şey. Çok düşünceli bir adamdır benim eski eşim. Çok düşünceli yani. Buradan Rafet'e selam kesinlikle var olsun. Kesinlikle sağlıkla. Ama inanılmaz iyi bir babadır. Onun sağlıkla için fazla burada şey etmeyin arkadaşım. İnanılmaz iyi bir baba ama... İyi bir eş, iyi bir eş bak, iyi bir arkadaş, iyi bir dost, arkadaş, yol gösteren, fikirler veren. Ne güzel. Şu anda öyleyiz. Ha şu anda. Tabii. Sizin için de öyle keza yani, ama benim için de öyle şu anda. Ama önceden biz evet arkadaşlığımızı bile, dostluğumuzu bile yaşamadan biz hemen evlendik. Çünkü birbirimizi çok sevdik. Hı. Az önce söylüyor ya Leyla ile Mecnun. Gerçekten biz o dereceyi kendi adıma ve onun adına söyleyebilirim yaşadık. Ve bundan da çok mutluyuz. İki tane de kızımız oldu Allah'a güzel şükür. Zaten senin için çok güzel konuşmuş. Yani ama Rafet böyle benim adımı duyunca birden Garfield gibi oluyor böyle. Kaçıyor falan, tamam mı? Nazlı adamı çok korkutmuşsun. Tabii. Sen niye şimdi adamı bastığın çapkınlık şeylerine söyledin? Basmadım. Orada arkadaşımız, bak ben şunu söyledim. Bursa'da ünlü bir otelin
Ben Rafet'e sürpriz yapmak için Bursa'ya ondan önce gittim hayatım. Ah, eyvah. Rafet turneye çıkacaktı. Biliyorsun evet. 1,5-2 ay böyle gezecekti otobüste. Ben de atladım Çengelköy'den arabaya. Ondan önce ben vardım otele. Tamam. Gittim makyaj yaptım. Saçıma fön çektirdim. Sürpriz Rafet gelecek. Dırırın, hani ben çıkacağım falan. İlk de Bursa'da konseri olacak. Akşam, evlisiniz ama değil mi? Evliyiz. Çocuklar var, anneme bıraktım çıktım. Rafet'in de bunun haberi yok. Ben sürpriz yapmak için gittim. Ben oteldeyim, resepsiyondan Rafet girdi. Ben Rafet'i ekiple bekliyorum arkadaşlarla işte girecek içeriye. Rafet oradan 2-3 bayanla lay lay lom girdi. Aa. Hiç sorun yok. Hayranları olabilir, kapıda bekliyor olabilir. İmza almak isteyebilirler. Ben kıskanç bir kadın değilim. Değildim, hala da değilim. Ama tabii karakterim değişti, değişmedi değil. Neyse bunlar içeriye girdi. O arada orkestra çocuk ve menajer beni gördü. Orada bir çocuk. Ya dedim nereye gitti Rafet? Aşağıya indi dediler. Tamam dedim ne yapıyor? Dönüyor dediler. Yine sorunu yok. Bak laf oradan kulaktan farklı gitmiş. Evet. Dur olaya gel. Ben aşağı merdivenlerden köşeyi döndüm Demet'ciğim. Şöyle bir indim bir baktım Rafet almış kanatlarının altına kartal gibi kız maşallah. Rafet hatırlasın artık bak bu kadar anlatıyorum yani. Bir şey olmaz sonra gakkuk demesin bir şey yok. Rafet. Rafet beni görünce titredi hamsi balığı gibi. Ondan sonra ben bir an böyle kaldım. Rafet dedim ki hayırdır Rafet? E dedi bilardo oynuyordu. Sen mi dedim gel. Yaz kızım iki kilo çimento. Sen mi gel? Olay böyle oldu. Rafet'i ben otel odasında falan öyle bir mevzu yok. Hiç görmedim. Kesinlikle bir yanlış anlama böyle bir demecim olmadı. Aynı anlattığım gibi fakat kulaktan kulağa bu şekilde yansıdı. Yani Rafet de tabii o verdiği tepki de haklı. Hani Tuğba yanlış söylemiş dedi ama böyle bir şey yok kesinlikle. Ama bu gerçektir, şahitler var yani. Peki evinizin bitmesine neden? Evinizin bitmesine neden aldatılman mı? Tabii yok, canım bunu Sağır Sultan biliyor yani. Sağır Sultan biliyor artık. Sonra evlendiği kadın mı? Yok hayır. Çok olduğu için. Dünya insanı Rafet. Az önce dedi ki Rafet abi ben çapkın değilim dedi. Hiç değil Allah için. Sen bize. Rafet bunu zaten özünde de kabul eden bir erkek. Bunda kötü bir şey yok. Hani evli bir insan. Dur. Hayır. Tehlikeli sulara girme. Evli değilsen yani eşin yoksa. Evliysen bile bir sevgilin vardır çapkınlık yapmayacaksın. Sevgilin de yoksa. En çok üzdüğü an neresiydi yani artık? İlk aldatıldığımı öğrendiğim zaman hayatım. İlk aldatıldığımı öğrendiğim zaman çünkü ben hiç kondurmuyordum Rafet'e. Senede 2003'ün Ocak ayı. Ne yaptın? Çok kötü yani kötü örnek olmak istemiyorum tabii şu an. Etmeyi düşündüm of, yani. Çünkü Loğusa depresyonundaydı 40 gün içindeydi. Yeni çocuk doğmuştu. Şevalim daha yeni doğmuştu. O yüzden kötü anılar var yani ama bunların hepsi geride kaldı. Zihnin arkasını atıyoruz yani. O kadar şey yaşadım. Hala diyorsun ki i̇nan bir daha evlenirsem, Alişan. Bir daha dünya gelsem Rafet'le evlenirim. Çünkü su ve şeval olacak. Yani ben kadere inanıyorum, Rabbime de inanıyorum. Hepimiz inanıyoruz sonsuz adaletine. Yine evlenirdim. Şey yine sonra ayrı kalmayı da gözüme alırdım. Ama yıllar sonra mesela Yaşar Aftekin geldi geçen gün. Seneler sonra mesela eşiyle tekrar evlendi. Belki öyle bir şey olabilir mi? Öyle demeyelim. Nasıl diyelim? Söyle bakayım nasıl diyelim? Öyle demeyelim ya. Okula. Ama sen de hayatına uzun süre hiç kimse geçmedi ben herhalde. Hiç evlenmedim yani Rafet benim. Ama 20 sene geçmiş, 17 sene geçmiş. Nasıl? Erkek arkadaşlarım oldu tabii ki. Hı-hı. Fakat benim hep de uzun uzun oldu, uzun süreli. Hayır yani yaşın da genç, tekrar evlenebilirsin. Tekrar evlenmeyi ben istiyorum ama Rafet'le değil. Çocuk yapabilirsin yani tekrar. Başka. Şükür o da müsait. Hani çalışabiliyorum. Evet yapabilirsin. Peki hiç eşiyle, sonradan evlenen eşiyle ya da Ceren'le, herhangi bir sevgilisiyle tanıştın mı? Yeşim'le tanıştım tabii ki. Çünkü aynı evde yaşıyorsunuz. Edvan'ın annesiyle Yeşim'le tanıştım. Yeşim'le görüşüyorum hala. Mesela kızlarım ulaşamadığında Yeşim aynı evde olduğundan dolayı onunla görüşüyorum. Almanya'da gittiğimde de Yeşim'le aynı evde de kaldık. Bunda şimdi bazı insanlar hani biraz yadırgayabilir ya tabii ki. Fakat sormam. Edvan var, çocuk var. Yani, o kaç yaşında? 10 yaş, 11 yaşında. Ay o kadar oldu mu? Tabii. Daha, o da daha dün bebek yani. O da daha çocuk. Şu an baba sevgisini, anne sevgisini bir arada almalı. Yanlış mıyım? Yani böyle hala aynı hanımla değil mi Rafet? Ayrıldılar mı? Rafet Yeşim'le evlenmedi. Hayır, hiç evlenmedi. Beraberlikten doğan bir evlat Edvan. Oğlumuz diyorum yani. Benim de oğlum sayılır. En nihayetinde çocuklarımın kardeşi. Oğlumuz. Dolayısıyla aynı evdeler ve ben bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Rafet olmadığında Yeşim evde.
Kızlarla arası iyi. Kızlar zaten maşallah, aynen. Abi büyük kızın sesi bak inanılmaz çok yani. İyi. Demet sana çok teşekkür ediyorum. Evlenme mevlenme şeylerini biraz askıya alsın. Merak biraz etme. İşine gücüne merak baksın etme ya. O konuda peki, ama iş konusunda sana yani o şeyi de çok teşekkür peki ediyorum. Peki bir şey. Yayınlamıştın, çok teşekkürler. Bir şey merak ediyorum. Böyle çapkın babaların kızları özellikle hani kızlarına çok böyle şey yaparlar, çok değer verirler. Hiç istemezler böyle evlenmelerini falan. Rafet Erroman'la kızların arası nasıl? Mesela Rafet, bir, şu anda tabii, bir ilişkisi var galiba. Rafet'in ilişkileri... Belki evliliğe gidemeyecek. İnşallah. Rafet'in evlenmesini ben de arzu ederim. Rafet'in değil. Kimin? Rafet abiyle kızların arasında. Hani bu ilişkilerini babalarına anlatabiliyorlar mı? Baba erkek arkadaşım işte tabii, tanıştırdılar tabii, mı? Tabii. Küçük olanı bilmiyor. Şevval'inkini bilmiyor. Şu ben an bildi. Bir şey söyleyeceğim. Bir Rafet Erroman Almanya'ya giderken bir mektup mu bırakmıştı sanki? Öyle bir hikaye vardı. Yok tatlım. Ha? Yok. Mektup yok. Yanlış bilgi o zaman. O yanlış. Değil mi? Aldattığın... İlk giderken. Neler yaşadığına dair. Neler yaşadığına dair bir mektup falan bırak, öyle dediler sana. Yok be, öyle bir şey yok. Bak olsa mektubu hatırlardı Ayhan. Mektup çünkü çok özel bir şeydir yani. Pek unutulası bir şey değildir. Yani mektup, biz şöyle, ben devamlı günlük yazmayı çok seven birisiyim. Hala da tutuyorum günlüklerimi. O biliyorsunuz müziğin en can canlı zamanı, yani insanların evde oturmadığı zamanlarda tabii, sanatçılarımızın. Rafet de o zamanlar çok yoğun çalışıyordu tabii ki ve ben günlük tuttuğumda inan bana 65 ya da 70 günü toplayıp 365 günde Rafet'i evde saydım ben. Yani çoğu zamanlarını dışarıda geçirirdi. Dolayısıyla geçmiş zamanlarda tabii ki o da gençti. Dediğim gibi cahillik insana mahsus bir şey. Yanlış mıyım? Yanlış yapabiliriz. Bir gün sonra kendimizi değiştirebiliriz, ders çıkarabiliriz. Rafet de bu konuda eminim şu an yine evli olmuş olsak o zaman bu aklıyla bana böyle bir şey, o zaman böyle bir şey yapmaz. Peki hiç affettin mi onu? Çok affettim, çok affettim. İlk diyor zaten ya, ilk aldatma. İlk ne demek? Demek ki sonuncusu 2-3 var yani. Ya Azerbaycan'dan geldi Demet. Bak ben yine iyiyim. Allah'ına yatsın kalksın o adam, şükretsin. Neden? Şöyle söyleyeyim. Azerbaycan'dan geldi. Bavulunu ben topluyordum, gönderiyordum. Eyvah. Bavulunu ben açıyorum tabii ki. Bavul, senin eşin de öyle. Evet. Doğrusu da bu. Evet. Eşi hazırlar yani. Bavuldan ne çıktı? Çok merak ediyorum. Bir şey çıktı deme ona. Neler çıktı ki? Ne çıktı Allah aşkına? Neler çıktı? Aynen öyle. Rafet ben, abi sen de kardı. Ama o bence özellikle konulmuştur. İnsan nasıl ya? İşte orada şimdi iyi tarafından bakıyorum ya ben hayatım. Bir pembe panter gör beni. Hep hayatım pembe ne dedi, tarafında. Ne dedi? Benim değil dedi. Zaten onun herhalde kadın benim dedi bunu... menajerimindir bu dedi. Menajerimin kız arkadaşı girmiştir ama dedi. Mümkün mü? Kendi bavulundan ya. Olur mu Allah'ını seversen. Benim bavulumdan kadın şey çıkacak. Çok eski bir arkadaşım var. Bak onu da anlatıp hemen ilişki uzmanımızı alacağım. Bak bunlar hep tecrübe anlatıyor. Bir tane kız arkadaşım var. İsmini sonra sana söylerim. O da yani sanatçı. Ondan sonra biz Ankara'da çalışıyoruz. Kızla dedi ki o yeni de araba almış ama geceleri görmüyor. Ondan sonra sen kullanır mısın dedi. Kullanırım dedi. Bastık gittik abi. Ben Ankara'dan kızın arabasıyla ondan sonra kız beni bıraktı eve, gitti evine. Sonra ağlayarak beni aradı. Aynen senin dediğin gibi. Aha. Şöyle olmuş. Bu şimdi kapıyı çalmış. İçeride bir tıngır 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 tıngır. Birileri koşturuyor. Ondan sonra cuma hissetmiş, güvenliğe demiş ki hemen demiş panjurun sesi açılmış. Hemen demiş kim çıktıysa yakala. Ondan sonra kapıyı açıyor sevgilisi. Şimdi yani günlerdir, haftalardır görmediğin sevgilin karşısında. Ne dersin? Bak eli böyle bir tane şort var. Aa niye geldin? Aa. Hani aa aşkım hoş geldin falan filan demek. Demiş ki nerede? Kim nerede? Falan filan neyse panjurun şeyinden bir tane erkek gömleğiyle bir tane bir kız çıkıyor. Aha. Kız da diyor ki gel eşyalarını al diyor, gel 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 al tamam senin suçun yok diyor. Aa diyor ben hiç tanımıyorum bu kızı. Şeyin diyor kuzenimin diyor kız arkadaşı herhalde. Arabaların arkasından saklanmış. Ya basma hikayelerinde öyle öyle şeyler oluyor. Ya kuzeni olacak ya menajeri olacak ya bir şey. Şimdi sosyal medyada da bir şey olduğu zaman yeğenim yazdı var ya. Evet. Kuzenim ya yazdı. Ya yeğenim yazdı yani orada.